Değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 32. oturumunu açıyorum. Toplantı yeter sayımız vardır. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında 10 Aralık 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 75. yıl dönümü dolayısıyla sizler adına da meclisin fikirlerini açıklamakta yarar görüyorum. İki büyük dünya savaşından sonra yüz binlerce insanın öldürüldüğü, yüz binlerce insanın sakat kaldığı, şehirlerin yıkıldığı, kültürel eserlerin yok edildiği, atom bombası atılarak sadece o anda yaşayan insanların değil, ondan sonra yaşayacak olan insanların da hastalıklara düçar olmasının sağlandığı, büyük toplumsal kutuplaşmaların, büyük düşmanlıkların ortaya çıkarıldığı ve maalesef savaşın acılarının 10 yıllar boyunca sürmesinin sonundan insanoğlu, bütün milletler, uluslararası camia olarak bugün baktığımızda fevkalade önemli olan bir evrensel metni ortaya koydular. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi adını verdiğimiz bu beyanname esası itibariyle fevkalade iyi hazırlanmış, temel insani değerlere atıfta bulunan, bugün bile insanlığın ihtiyaç duyduğu duyguları dünya siyaset tarihine bir üst hukuk normu olarak kazandırmış olan bir metindir. Sadece ilk maddesi bile insanlar özgür, eşit ve hak sahibi olarak doğarlar. İnsanlar birbirlerinin kardeşi olarak hareket etmek durumundadırlar diyen ilk maddesi bile bugün insanlığın ihtiyaç duyduğu fevkalade önemli bir hukuk metnini ortaya koyuyor. Ama ne yazık ki bu 75 yıllık süre içerisinde bu metnin fevkalade iyi hazırlanmış cümlelerine rağmen insanlık insan hakları bakımından, insanlık onuru bakımından ağır bedeller ödemiştir. Güney Afrika'da, Ruanda'da, Latin Amerika ülkelerinde, Irak'ta, Suriye'de, Myanmar'da, dünyanın birçok yerinde, Srebrenica'da büyük insani dramlar yaşanmış, insan hakları ihlallerinin yaşandığı çok açık insanlık suçları işlenmiştir. Ne yazık ki bugün de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin imzalandığının, kabul edildiğinin 75 yıl sonrasında, bugün de bizim coğrafyamızda, Filistin topraklarında, Gazze'de ağır insanlık suçları işlenmektedir. Biz burada konuşurken Gazze'nin şehirlerinin, sokaklarının neredeyse yeryüzünden silinmesi iradesiyle yok edildiği ağır bir insanlık suçunu yaşıyoruz. Aynı şekilde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin açık hükümlerine rağmen bugün insanlık Gazze'de yaşanan ve 67. gününe ulaşmış olan bu insanlık suçlarını önlemede ne yazık ki yetersiz kalıyor. Şunu herhalde söylemek çok fazla abartı değildir. Aslında bir metin olarak fevkalade insani değerleri esas alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi esasında sadece raflarda kalan, sadece iyi temennilerden ibaret bir metin halindedir. Ne yazık ki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde dile getirilen ağır insanlık suçlarını önleyebilecek bir küresel sistem mevcut değildir. İşte en son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 13 ülkenin bu insanlık dramının durdurulması, acil ateşkesin sağlanmasını temin etmek üzere verdiği karara rağmen bir el hukuksuzluğa kalkmış, bir el insan hakları ihlallerinin devam etmesinden yana oy kullanmış ve ne yazık ki şu anda Gazze'de devam eden bu zulüm durdurulamamıştır. Bu anlamda baktığınız zaman insan hakları beyannamesinin yanında Birleşmiş Milletler de sadece kağıt üzerinde var olan bir kuruluş mahiyeti kazanmıştır. Bu vesileyle bunu bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi adına daha evvel iki kez Gazze konusunda insani duyarlılığını ortaya koymuş olan 6 siyasi partimizin ortak deklarasyonuyla bu fikrini ortaya koymuş olan meclis adına bir kere daha ifade etmek istiyorum. İnsan hakları ihlallerinin durdurulabilmesi için dünyada yeni bir hak, hukuk, adalet ekseninde gelişecek yeni bir sisteme ihtiyaç vardır. En son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde
alınamayan o ateşkes kararı dolayısıyla bu karara sebep olanlar, bu kararın aleyhine el kaldıranlar bundan sonra Gazze'de işlenecek insanlık suçlarının doğrudan doğruya sorumlularıdır. Bu vesileyle insanlığın hak ve hukukunun korunduğu, yeryüzünde savaşların, haksızlıkların ortadan kaldırıldığı yeni bir dünyanın kurulması temennisiyle, böyle bir dünyanın kurulabilmesi için Türkiye'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu anlamda öncüye olmak, garantör olmak noktasında Türkiye'nin hedeflerini ortaya koyacağı yeni bir döneme geçilmesini temenni ediyorum. Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu 32. birleşimini açıyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, gündemimize göre 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifiyle 2022 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin görüşmelerine başlayacağız. Komisyon yerindedir. Sayın milletvekilleri, komisyon raporları 36 ve 37. sıra sayılarıyla bastırılıp dağıtılmıştır. Öncelikle bu bütçe teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelene kadarki süreçte geçtiği aşamalarda destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Saatler süren, yaklaşık 8000 sayfalık bir tutanağa sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde arkadaşlarımız uzun oturumlar boyunca bu bütçeyle ilgili görüşlerini dile getirdiler. Ben bütçenin hazırlanmasında, buraya kadar gelmesinde emeği geçen, başta bu bütçenin hazırlanmasındaki katkıları dolayısıyla bürokrat arkadaşlarımıza, komisyonlardaki görüşmelerde katkı sunan milletvekillerimize, Plan Bütçe Komisyonumuzun değerli üyelerine ve burada hakikaten fedakarca çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışanlarına, tutanakları tutan kardeşlerimize, kavaslarımıza ve yayınları gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi TV'nin değerli yöneticilerine, çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum.